Herkese selamlar, merhabalar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Bugün siz sevgili koç burçları için 20-26 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Son zamanlarda bir şeyler canınızı fena halde sıkmış arkadaşlar. Yani bütün emeğinizi, para, maddiyat, düşünceleriniz, her şeyi oraya yönlendirdiğiniz bir olay olmuş. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki artık içinizde bu sıkıntıdan eser dahi yok. Yani baya baya böyle başım dumanlı. O kadar hani o olayı, o insanı, o durumu düşünüyorum ki kendi işime, işte kişisel bakımıma, evime ya da çok zaten odaklanmam gereken başka şeyler varken gidiyorum onu düşünüyorum, onunla uğraşıyorum. Deyip de canınızın sıkıldığı bir olay. Artık haneden dışarıya doğru çıkıyor. Yani yani kimden geldiyse ya da neyden olduysa bu sıkıntınız, eleminiz, kederiniz yani geldiği yere geri gitsin diyorum şimdiden sizler adına. Ben niyetimde bulunuyorum ve bir daha geri dönmemek üzere bu sıkıntı çıksın, gitsin, çözülecek sorunlarda inşallah çözümüne, sonucuna, cevabına kavuşsun diyorum. Ve arkadaşlar bununla ilgili bakın Biraz da gözyaşı dökmüşsünüz açık söylemek gerekirse ama dediğim gibi artık haneden dışarıya çıkıyor. Bu sıkıntı üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok. Haydi bakalım şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Domuzu görüyor musunuz? Domuzun burun kısmını, şu kulaklarını görüyor musunuz? İçi tertemiz görünüyor. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım burayı söyledik. Buradan başlayalım. Biraz ters olacak ama buradan başlayalım. Bakın. Bu domuz direkt olarak para demektir. Siz domuzun üzerine binmişsiniz. Bir yola gidiyorsunuz. Yolun sonucunda sizi güzel bir balık, güzel bir kısmet bekliyor. Bu para olabilir, evlilik olabilir, iş sonucu olabilir, mahkeme sonucunuz olabilir. Çok küçük bir balık olduğu için böyle arada gelen güzel bir olay, güzel bir kısmet, iyi bir şans olarak nitelendirebilirim. Dediğim gibi zaten yol var ve domuz direkt olarak şudur. Para. Para, para, para ya da mal, mülk. Daha çok nakit. Paralar işte satarsınız satın alırsınız bunu satın alacak kadar nakit para vardır ya da e, satımdan gelecek olan size e, bir nakit para vardır bunları anlatıyor ve bir yol var arkadaşlar bu çok fazla böyle süreç olarak değil de gerçekten gidilmesi halledilmesi işte kaydolunacak bir şey varsa oraya gidilmesi başvurulması konuşulması imzalanılması bakılması gereken bir şeyler var ve sizler bu yüzden de bir yer değişimi gerçekleştirebilirsiniz bakın bu hafta biraz daha bunun hakkında bir konuşma var. Dediğim gibi domuzun içi çok temiz görünüyor. Kesinlikle sıkıntılı kötü bir şey görmedim. Hatta bu maddi anlamdaki kazanç, bakın belki eğitim durumunun vermiş olduğu bir kazanç gelecektir. Kariyer sonucu elde edilecek bir kazanç vardır. Evlenirsiniz başka şehirden bir insan, onun maddiyatı tabii ki sizin de maddi anlamda kazancınız olur. Bakın böyle biraz hani çok detay vermeyeyim ama böyle olayları da getirir tabii ki beraberinde. Ve buralarda şunu söylüyor, kesinlikle kötü bir şey yok, kesinlikle sıkıntılı bir şey yok. Ama zaten çoktan olması gerekiyordu, çoktan senin bu maddi anlamdaki güzelliğe kavuşman gerekiyordu diyordu. Biraz evet arkada bırakmışsın, geçmişte bırakmışsın ama tekrardan bu domuz, bu para bu maddi anlamdaki finansal anlamdaki güzellik sana gelecekse er ya da geç öyle böyle gelir sevgili arkadaşım ve bak gördüğün gibi geliyor. Burada da güzel bir kağıdınız var. Kağıdın içerisinde özellikle iki kişisiniz. İki kişi bu kağıt olayını çok yoğun bir şekilde konuşuyorsunuz. Hayatınızda dönemler silsilesi var Aslında bakarsanız ve sizler gördüğüm kadarıyla bazılarınız özellikle ya birinci aşama yeni yeni başlıyorsunuz. Yeni yeni ilişkiden, aşk hayatınızdan, eğitim hayatı olabilir ya da başka bir şey daha yeni yeni görüyorsunuz bir şeyleri ve önünüzde daha çok yol var. Yani açık söyleyeyim. İster bir şeyde bir ilk olun, birinci sınıf olun daha yeni başlıyorsunuz aynı şekilde isterseniz okul bitirmiş olun daha yeni başlıyorsunuz uzun, önünüzde daha uzun süreç var ya ben çocuğu doğurdum artık tamam bitti bitmedi asıl olay zaten bundan sonra başlıyor mesela hani e, ne aşamada olursanız olun a bitti gitti değil bir şeyler var hayatınızda ve siz daha yeni başlıyorsunuz önünüzde dediğim gibi katman katman durumlar var şimdi arkadaşlar şurada bakın siz gitmiyorsunuz size gelen bir şey var ve burada görüyorsunuz bir saksının içinde rüzgardan artık hani dalları bu tarafa doğru giden bir ağaç var. Böyle küçük hani saksıdan çam ağacı gibi hani böyle bir buçuk metrelik, bir metre kırk santimlik böyle e fideden daha büyük olan ama tam da bir ağaç olmayan çamlar vardır ya aynı onun gibi ve zaten saksıda. Şimdi özellikle böyle bitkilerin, bitki diyeyim, e, saksıda olması belirli bir mekana, yere, insana, işte iş yerine, okula, kuruma ait olmaktır. Yani nerede olduğunuz, kiminle olduğunuz, ne yapacağınız bellidir. Kira kira gezmezsiniz de bir yerde kalırsınız. Bir işten çıkıp da bir işe koşturmazsınız. Çünkü artık nerede ne şekilde çalıştığınız, maaşınız ona herkese hani bellidir artık ne yaptığınızı ne yapacağınızı kesinleştirdiğiniz bir dönemdesiniz. Ve bununla ilgili birazcık rüzgarlar esiyor. Rüzgar esiyorsa arkadaşlar birazcık rüzgar çıkacak, hızlanmalıyım daha çabuk hareket etmeliyim, biraz daha hırslı olmalıyım olaylarını beraberinde getirir. Tabii ki size hırs katar bu söylediğim olaylarda. Yani bir an önce işe girmeliyim, bir an önce evlenmeliyim gibi olayları dediğim gibi beraberinde getiriyor. Ama daha çok arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu size gelecek olan bir şey. Siz koştura koştura iş aramaya gitmiyorsunuz, iş size geliyor. Siz aşkı aramaya gitmiyorsunuz, aşk size geliyor. Ya da siz o zaman gelsin diye beklemiyorsunuz. O zaman zaten gelecek ve olacak bir şey varsa zaten olur. Biraz daha böyle kavramsal diyebileceğim bir manası var aslında buranın. Şurada bir tane iki rakamı şöyle yaptığımda da ters bir Y harfi görünüyor. Bu arkadaşlar güneş yükselen ay burcu, ye yengeç ya da akrep olan bir insan. Bu kişinin biraz sizin kafa karışıklıklarınızı, daha da karıştıracak bir insan olarak görünüyor. İkili ilişkilerde o yüzden bu iki burçtaki kişinin söylediklerine değil de kendi söylediklerinize odaklanmanız daha önemli olacaktır. Şurada güzel ilahi yardımlar geliyor. Bir tane arkadaşlar bozulmuş alyans var. Özellikle de ilişkiler illaki evlilik değil. Bakın genel olarak ilişki aşk hayatınızda bozukluklar varsa bu hafta içerisinde karşınızdaki insandan gelen bakın giden demiyorum sizden giden bir şey yok onlardan size gelen Böyle tatlı hareketler illa ki özür değil. Bazı insanlar gerçekten özür dileyemiyor. Ama hareketiyle işte önünüze gelip çayınızı koyması, şekerinizi atıp karıştırması bile hadi barışalım yani uzatmayalım demesi için bile yeterli olabilir. Eğer ki aşk hayatınızda bir problem varsa karşınızdaki insandan ben özür görmedim ama bir barışalım, düzeltelim şeklinde ondan size gelecek olan güzel karşılıklar var bu dönem içerisinde. Bir şeyleri çok fazla sırtlamışsınız açık söyleyeyim. Özellikle de 3 kişinin çok net bir ağırlığı var sizin üzerinizde. Bunu atıyor muyum peki derseniz pek fazla değil. Belki iki tanesi çocuk, bir tanesi anne baba ya da Im, eşiniz olabilir hangi birini yükünü üzerinizden atacaksınız hangi birini salacaksınız kendi haline şey i̇şte yapamıyorsunuz bunu biraz şikayetçi olduğunuz şeyler var ya ben sizin işte e, peşinizden koşmak zorunda mıyım diyorsunuz şöyle diyebilir e, koşma o zaman ama yine koşmaya devam ediyorsunuz yani sizin de kendinizi sanki tutamadığınız alanlar var e, bazı yükler vardır insana hoş gelir e, Evet canınızı sıkan şeyler var ama yine de arkadaşlar Bakın bu üç kişinin yükünü almak bu dönemde sizi memnun ediyor. Şurada güzel bir insan var. Düşünceleri, duyguları çok güzel olan, adında soyadında da açık ve net görülecek şekilde E harfi ya yani bir de ya I ya I çok emin değilim ama E I ya da İ ve Y harfi olan bir insan var. Ee, düşünceleri çok güzel, yönlendirmeleri çok mantıklı. Zaten size de şöyle gelecek, hmm, az çok benimle aynı fikirde bir insan ve doğru düşünüyor. Diyerek bu insanla ortak bir plan, proje içerisinde olabilirsiniz. Bu planınızın içerisinde evlilik de vardır. Arkadaşsınızdır, okulda bir proje yapacaksınızdır. Bu insan zeki bir insan. Ben bununla olur. Ee, i̇şim varsa onunla hallederim de diyebilirsiniz. Bu kişi sizin anne babanız vesaire de olabilir. Hmm, demek ki bir sıkıntım olduğunda bu açıdan düşünüyor. Bir evliliğimde işte problem olursa demek ki geleceğim adres belli. Diyerek e, şimdiden bir insanla aranızda daha da net bir e, güven olayları, işte fikirlerinizi paylaşacağınız insan netleşebilir. Şurada bu arada kocaman bir 9 rakam var hatta 19 var. Yani şurada 19 var. Birincisi evet ayın 19'u olabilir mi? Olabilir ama ben daha çok haftadan önceki geçmiş enerjileri değil gelecek enerjilere daha çok yoğunlaşmayı tercih ediyorum. O yüzden daha çok ayın 21'i ve 29'u diyebilirim. Ve Aralık ayının 19'una kadarki süreç için konuşuyorum şu anda. Bu dönem içerisinde bir sizlerin Zaten hak ettiğiniz bir makam, bir mevki var ya da bir insan varsa tekrardan bu konumlara gelme, bu konumlara erişme gündemleriniz olabilir bu bir. İkincisi, bazı konularda gerçekten ne kadar yetenekli olduğunuzu, lider olduğunuzu, belirli insanları yönetebildiğinizi gösterdiğiniz bir dönemdesiniz. 9 rakamı zaten başlı başına şu demektir. Ya nokta koyup bitiriyorsun ya da eh sıkıldım deyip bir şeyleri bitiriyorsun. Hani ya tamamlama var ya da bırakıp bitirme gibi bir olay var hayatında. Neyi ne zaman ne şekilde bitireceğini tamamlayıp mı bitireceksin yoksa kestirip atacaksın bitti bizim şeyimiz deyip bırakacak mısın? Buna iyice bir bakmak gerekiyor ama açık söyleyeyim arkadaşlar temiz görünüyor. Özellikle de ikili ilişkilerde bitireceğiniz bir ilişki varsa sonlandıracağınız bir şeyler varsa bunlar kötü değil. Siz bu aşamaya gelene kadar zaten 50 kere düşünmüşsünüz demektir. Bir de arkadaşlar ayın tabii ki 26'sı açık ve net bir şekilde yani ayın 26'sı 6 diyeyim net tarih haşa bana kalmamış. Bu tarihlerde sizlerin bir ya ben bir işte yazı yazmak istiyorum gibi okul gibi imza, eğitim, öğretim gibi konularda şuraya baş mı orsam acaba şeklinde soru işaretleri kafanızda oluşmaya başlayabilir. Bakın daha yeni yeni ya bir şey mi yapsam yazsam mı? başvuru yapsam mı? Ya da çocuğumun adına ben başvurayım mı? Ona da söyleyeyim o da yapsın gibisinden. Bazı düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ve bu arada da arkadaşlar güzel bir yükselişiniz görünüyor. Sizlerden adında soyadında E harfi olanlar varsa bu yükseliş dönemi sizin için daha kolay olabilir. Eğer ki adınızda soyadınızda hiçbir şekilde E yoksa biraz daha tabii ki süreciniz bu kişilerden bir tık farklı. Aslında bu kısım bayağı sıvı. Ama akmak için neyi beklediğini bilemiyorum. Ah, geliyor. Şimdi e, tabii ki biraz yoğun. Yani yoğun olduğu için akışta bir o kadar sıkıntılı olabiliyor. Şimdi ben size buradaki <laughs> bakın yani ay akıyor akmıyor derken bir anda hızlanma ve başka alanlarla bir birleşme oluyor. Yani hiç beklemiyorduk değil mi? Öyle arkadan gelir mi? Bakın tam aa akmayacak, çok yavaş gidiyor derken bakın başka yerlerden şanslar ve fırsatlar geliyor. O yüzden az önce dedik ya er ya da geç bir şeyler var. O yüzden hemen böyle bir umutsuzluğa kapılmayın. Bakın açık ve net bir şekilde görünüyor. Ha bak dedim ya. 3 kişinin yükünü üzerinize alıyorsunuz diye. Siz buradasınız. 1, 2, üç. Üç kişinin dediğim gibi yükü üzerinizde. Ya yani yük demeyeyim de sorumluluğu biraz daha üzerinizde. Bu insanlarla güzel bir ilerleyişiniz var. Hani memnuniyetsizlik zaten yok ama arada tabii insan sıkılabiliyor. Şimdi arkadaşlar niyetinizin yolu çok güzel görünüyor. Bir şeyleri artık planlayarak ilerlediğiniz, öyle haydır huydur ilişkiye girmediğiniz hani bir dönem. Bazen bir anda hadi bakalım deyip giriştiğiniz işler oluyordu ama e, bu niyetinizi de öyle görmedim. Çok iyi planlanarak, çok iyi düşünerek çıktığınız bir yol. Sizler gibi masada oturan bazı insanlar var. Bir şeyleri konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Hani olayları artık masaya yatırıyorsunuz. Çok hayırlı olmasını beklediğiniz bir olay var. Burada baş konuşmacı e, olabilirsiniz. Yani ben karar verdim. Çocuğum için böyle bir karar verdim. Evlilik için, aşk için, işte şunun için, bunun için, eğitimim için böyle bir karar verdim. Yani sizden izin istemiyorum. Sadece haber veriyorum. Ha tabii ki yaşınızdan dolayı, bazı durumlardan dolayı izin istiyormuşsunuz gibi görünebilir ama size kalsa bu bir izin değil. Benim böyle böyle bir planım var. Ben böyle böyle yapacağım. O yüzden kendinizi maddi manevi olarak hazırlayın şimdiden. Şeklinde bir konuşma yaptığınız bir dönemdesiniz. Bakın illaki kendiniz için değil. Çocuğunuzu işte okulu değiştireceksiniz. Bakın ben değiştireceğim bundan 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 da herkesin haberi olsun. Yani kimseden kalkıp da yapabilir miyim, edebilir miyim diye aslında olayın özünde tabii ki konuşmanız belki bu şekilde olur. Yapabilir miyim, edebilir miyim şeklinde. Ama olayın özünde kesinlikle kimseden yardım isteme, izin isteme gibi bir durumunuz yok. Onun haricinde biraz daha düşman gibi görünen insanlar, aranızın açık olduğu ya da ilişkinin çatırdadığı insanlar biraz daha size doğru bir gelme isteği içerisinde görünüyor sevgili dostlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni bu sonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. hoşçakalınız, Bay bay.